Merhaba arkadaşlar, Kiyisar'a hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir Türk arkadaşımla bugün konuşacağım. Kore'nin Han Nehri çok meşhur biliyorsunuz. Han Nehri dediğinde genelde çimek denilen çikin ve mekçu dedikleri yani tavuk ve bira çok meşhur oluyor. Ama biz de bugün tavuk yesek de yanında bira içmeyeceğimizi tahmin ederek. Çünkü niye? Biz çok uslu insanlarız, üzgün insanlarız. Neyse bugün arkadaşla, Türk bir arkadaşla birlikte date yapacağımız için onu çekmeye çalışacağım. Tabii arkadaş da izin verirse bunu bir vlog olarak yayınlayacağım. Birazdan arkadaşla buluşurken çekerim inşallah. Görüşürüz. Şimdi gizliden çekim yapıyorum. Ya. Ama yemin ediyorum seni tanıyamadım. Geldik. Su gibiyiz tabii. Şuradan. O kadar sıcak ki ama eski Han Nehri'nin şeyi yok. Çünkü doğal olarak korona sebebiyle. Ama çok güzel duruyor. Şurada pembelikler falan var ya. Ay çok güzel burada. Resim çeksem böyle çok güzel çıkacak. Leyme oldu gülse. Arkadaki masalara oturmak istiyoruz ama hiç yer yok. Ne yapıyoruz şu an peki? Arkadaş metro başında şey. Bilemedim. Başına dikilip de kalkmayan gibi oturdu. Bekliyoruz şu an. Kimse de kalkmıyor. Şurası Han Nehri. Ama... Ay sucuk gibiyim ya. Şuralarıma bakar mısın? Ben de güya topladım ama buralarıma yapacak bir şeyim yok. Geri böyle yatırmam lazım. Koş. Koş. Koş sevgi. Ay bayağı sıkıyor ya. Değil mi? Efsane. Şurada gitti. Hiç kimse kalkmadı. Tek başına oturan bile var. Ne biçim insanlar ya? Evet, insan der ki abla yer mi arıyorsun? Gel beraber otur. Elle başında mı dikileceğiz? Gel beraber oturalım. Ne olur? Ay. Değil mi lan? Yemin ederim acunma gibiyiz ya. Valla acunmalar da öyle yargı ittiriyorlar falan. Hemen güncelleme yapıyoruz. Az önce koşarak kalktık ya yeri. Amca buradan da kaldırmaz herhalde bizi. Amca var ya ileride şurada. Dedi ki şuradaki oturakların hep orası böyle oturulmaz diye çekiliymiş. Oturduk, koştuk, geldik. O kadar amca bizi kaldırdı. Buradan da kaldırmaz mı? Yok, beni kaldırdı. Sevgili ne kadar yırtık bir insan ya. Yemin ederim şuradaki yerden kovulduk. Şuradaki şeye oturduk. Kalktı oradan, yer kaptı. Bak şurada. Şurada. Vallahi. O nasıl bir hızdı ya? O nasıl bir hızdı? Yemin ederim şey gibisin ya, acınma gibisin. Bizim arkadaş işe başladı da yemek ısmarlıyor şu an. Kore'nin tavuğundan yiyeceğiz. Ne bu kadar çok abu? Değil mi bu? Gördün mü? Görünmez. Tavukçu. Tavukçu. Var biliyor musun? Bizim acaba çantalar hala sağlam mı? Bak size onu da göstereyim. Mesafe ne kadar kız? Burası ne kadardır? Buraya metro şeyine kadar. 2-3 dakikalık yol. Önemli değil. Türkiye'de saniyelik de olsa açık alanda Çin kenarında. Çardakların oraya çantalarımızı bıraktık. İstasyonun oraya geldik. Kesin hala sapasağlam çantalar duruyordur. Kızım ben kaç ay bilgisayarımı bıraktım be. İşte bende hala o psikoloji var. Ben de biliyorum kaybolmayacağını ama. Bu sefer Türkiye'ye gitsem bunca yıl sonra olay ben ellerimi çaldırırım. Değil mi? Bu kadar rahatlıkla her yerde bırakırsan. Hadi yemeğe. Çantalarımız sapasağlam arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Bugün çekiyorum yine tabii. Çekmezsem olmaz. Bundan güzel sanayi şey mi olur? Sipariş malzeme. Kore'de yanlış gelmişliği yoktur şu zamana kadar. Ay bugün yanlış geldi. Bugün gerçekten cenabetiz ya. Şimdi bekliyoruz normalde sipariş verdiğimiz geri gelsin diye. Sonunda yemeğimiz geldi. Bir dakika ya. Benim camım pis. O kadar da değil. Kız şey gerek var mı sende ıslak mendil? Kesin sende vardır. Bir tane getirdin mi? Getirecektim. Bir şey vardı. Ay senin çok güzel çıkıyor. Senden kullanalım. Hadi yiyelim ya. Tabii. Valla. Ölüyorum artık. Ben önce şunları bir göstereyim. Evet. Menümüzü göstereyim size. Can. Değil mi? Ya şöyle tut ya. Çok kötü görünüyor. Böyle şeyimiz var. Normal bir kızartılmış tavuğumuz var. Yanyonlu tavuğumuz var. Da, kolamız var. Bunu hediye olarak gönderdiler. Çünkü aynen. Çünkü şey getirdiler. Yanlış getirdiler. İçinde ne var lan bunun? Şey bu cheese bilmem şeysi değil cheese mi? Cheese bilmem şeysi de içinde bir şey var. Cheese işte. İçinde ne var? Sosis. Sen yemezsin ben yerim. Hepsi bana kaldı.
şey yok. Işığını kapatsana. Neremiz diye. Gelemiyor mu? Hayır. Olamaz da. Aldınız mı diye soruyor. Hem aldınız diye hem de diyor yeni bir menümüz vardı. Ha, şey bunu getirdik. İçinde ama şey diyor mi ben diyor okudum diyor hem koymuşlar diyor. İkisinde var ikisinde yok diyor. Ne kadar düşündüğünü. Tamam, ama hepsini sen ye. Ben şimdi kapatalım. Yanlış ben şundan başlayacağım. Senin olana sen yemek istersen ye tabii ki. Kendi malın gibi. Teşekkür ederim. Altı kere gittik geldik. Üç kere gittik geldik. Hadi be o kadar da altı. Mayonez. Şurada bir şey. Kola çok iyi. Okey. Ama gerek olur mu bilmiyorum ama. Arkadaşın yumurtası var. Yumurta niye taşıyorsun? Şöyle işteyken karnım acıkırsa diyeyim. Sıcağı dışa çıkmak istemiyordum. Bir de güya sağlıklı beslen geldi ama ondan gayet her şeyi yedim bugün. Bir tane getirdim ama bir tane de duruyor öyle değil mi? Bir tane sabah üflettim. Altına çıkıyor. Bunun suyu dökülecek diye ben açmıştım. Her yerime atacak. Hadi ya. Çok seviyorum ama çok seviyorum ben bunu. Bununla beraber yemek güzel oluyor. Şey şivana gel. Ay açamadım. Lanet olsun. Bekleyin. Ben açsana döküldü işte. Ben dedim dökerim diye. Bak döktüm işte. Al işte. Ben döktüm işte. Al sen bunu. Suyunu iç. Bunun suyu güzel oldu. Çoğu çok suyu oluyor. İnsan bir peçete getiriyor diyor. Ya evet onu söyleyecektim onu. Gerçekten sırf bir peçete yiyor. Ne yiyorsun şu an? Ben de okuyacağım. Aslında şunu da bunu yiyeceksin üzerine çay. Mükemmel. Şimdi bu arkadaşlar çok heyecanlanmış. Peçete hiç yok. Evet. Aynı jöle yollamışlar. Aynen. Garlic sos bence, bence bunun için. Bence güzel olur. Bu çok şu an yalan. Ne oldu bu Luka'nın çikolayı içerken? Ben burada hiç kola içmem biliyor musunuz? Bu da senin için. Taseydin başka bir şey. Gazlı bir şey içmiyorum da neyse. Siyu'da şey var. İki alana bir bedava. Demisoda var ya. Demisoda biliyorum, galiba. Biliyorum. Ben elmalısını bayılıyorum. Ya aslında bir içmem. Falan var. Evet. Elmalısını çok seviyorum. Normalde içmem ama bir tek onu canı çekiyor. Çok sıcak oluyor. İki alana bir bedava. İkisini bir getirecektim. Unuttum dolapta. Birini ben sabah içtim. Bir de şu ara şey var. Ben eskiden bir yanındakilere şey derdim. Böyle yemek yediğinden sonra yapıyorlar ya. Ya yapma çok ayıp ya. Ama sen de yapıyorsun değil mi? Ben hiç yapmazdım. Hayır şu an yap. Ya şu an var ya. Yardırıyorum. Bir de tutamıyorum. Bir de sebebini biliyor musun? Ne? Yaşamak. Bir de tahmin ediyordum. Başka bir şey söylüyorum sana. Olay ne? Evde zaten yap kendi eve rahat ol ama ben mi yapıyorum bunu? Zor, zor yani. Ama evdeyken de yaparsın. Hayır işte problem ya arsızlaşmayacaksın, kontrol edeceksin kendini. Bu iş şirketteyken... Yaptım deme. Ya normalde herkes şirom şirde olduğu için çok farkında olmuyorlar. Ben yolu şirdeyim. Soyulmaz diye koy verdim. Arka taraftayım. Yok vermedim. Telefon bakıyorum yanımda da o an... Ay, kaçırdım deme sakın. Hayır, ne oldu biliyor musun? İçeriden kendiliğinden oldu. Ben istemedim. Oğlum... Direkt ulu verdi, ben istemedim. Bir dakika ne oldu? Geğirdin mi? Osurdun mu? Ya osurmadım ne? O benim insanlık ay. Ya hayır o kadar da hayvanlaşmıyoruz ama germek nasıl biliyor musun? Germek. Germek. Böyle gerildim. Çok gerildim. Doğal bir şekilde kendiliğinden içeriden gitti. Ben onu hissetsem durdururdum kendimi. Ya da koşar tuvalete giderdim. Ama bazen istemem. Ama geğirmekten bir şey olmaz ya. Ay, ama Kore'de geğiren, geğiren yok değil mi? Çok yok da adamı osuruyor, oturmayı daha normal görüyorlar bence. Kore'de bir ilginç. Burnunu da şey gibi siliyorlar, affedersin. Hörtleterek siliyorlar. Geğirmeye gelince ama hepimiz şey, prens soyundan zannediyor. Kız yemeği de şapışmıyorlar evet. Şimdi. Benim arkadaşlarımıza osururlar. Ve hiçbir şey yokmuş gibi devam eder gibi. Ben şok. Ama o kadar ben şok. Onları öpüp dua edeyim. Görünmüyorum da. Şöyle çok öneğine yönlü bir direkt. Ben burada şişim. Ama benim yarım daha seksidir zaten. Benim şey oluyor. Bundaki ablum da çıktı. Bizim şey bu ofiste laboratuvar bizim ayrı. Bizim bir de ayrı. Ha, şu an ofis kısmı gerçi inşaat alındı, yenileme yapıyorlar. Her neyse de bizim laboratuvarda başka profesörün öğrencileri oturuyor. Birlikte kullanıyorlar. Benim kışın mı özellikle? Kışın. Benim ayaklarım çok hassas. Ben mesela kışın çorap giyerim ve kalın havlu çoraplar olur ya. Ben yazın bile şu an mesela her yerimi açsam ayaklarımı açmam, örterim. Çünkü ayaklarımda ufacık bir rüzgar, hani bir üşüteyim. Babamın ayı var, bir gaz doluyor kara. Ve benim... Ay çok bak şu an giyirdim. Ben içeride sessiz konulu yapıyorum. Konulu video oldu da. Ben sessiz yapıyorum ama işte olacağı yerde sessiz, olmayacağı yerde sessiz çıkıyor.
Ben de işte şey olurdu mesela kış zamanları, işte üşüttüğüm gecelerde demek ki. Gidiyorum, herkes sessiz ediyoruz. Herkes bilgisayar tutup tıkır tıkır ders çalışır falan filan. Ben osurdum. Osurmadım da. Sessiz çıktı ama kokuyor. Karnımdan çıkıyor. Ha, o ben hani olur ya böyle. Biliyorum, biliyorum. Ama çok kötü bir his. Ama tüm ofis duyuyor ya. Allah, acıktın diye düşünüyor, merak etme. Ama öyle. Benim ondan ne işim kalsın. Tamam, ayağından geliyor da bende de oluyor. Ben direkt tuvalete gidiyorum. Ama işte biliyor musun? Dediğin sadece gazete yaş geldi yavrum. Ama evet. Ben küçükken de öyleydim. Ben üniversite döneminde de bir gün bir karın ağrım var, bir karın ağrım var. İşte gittik doktora arkadaşlar. Çok ağrıyorum ama. Röntgen falan çektiler. Böyle biraz köyümüzü bir yer olduğu için, şehir dışı olduğu için kapı açık. Bir hasta yanında dururken içeride benim röntgenime bakıyordu. Kaldırdı böyle. Kızım dedi, senin zorunun dedi. Sende gaz var. Ama benim hep vardı gaz problemi gerçekten. Eskiden yıllar önce bir dedikodu vardı, anlatayım mı? Anlatamıyorum. Şu yüksen bildiğin var ya. Değil mi? Şu. Yok kız o. Hayır, yüksen bildiğin o galiba. Aynı. Onun yanında bir tane site var. Ciddi orada yaşıyor derler. Orada doğrudur. Kan nehrine bakan yerde yaşayabilir. Valla evini falan gösteriyorlar bize, mal gibi şey, benim GD kim bilmiyorum falan ama bak buraya şeye geldik, pikniğe geldik, GD'nin evinin altında piknik yapardık. Neymiş GD oradaymış. Ben kimde geliyor bilmiyorum ama evinin altında piknik yapıyorum. Ay arkadaşlar, ayrıldık, o kadar sıcak ki yani şu an her tarafımız su gibi, maskeyi zaten takmak zorundasınız, maskeyi çıkaramıyorsunuz. Tüm tavuğu yemedik, onu da şuraya koyduk. Arkadaş bana emanet etti. Eve gidip yarın yiyeceğimi düşünüyorum. Yarın da biri geldi dikiz diyor. Neyse o zaman. Şimdilik videoyu burada kapatacağım. Ben daha eve gideceğim çünkü duş alırım, yatarım falan filan derken yarın yine laboratuvar olduğu için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biliyorsunuz videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu likelayıp videomu izlemeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Yağlı bir saçta. Bay bay.